Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ahmet Bey'in dinleyicilerine baktım. Epey kalabalıktı. Demek ki tarih edebiyattan daha fazla ilgi çekiyor. Öyle anlaşılıyor. Ama hoşuma gidiyor. Yani tarihe ilgi duymak, tarih şuuru önemli bir hadise tabii. Tarih şuuru olmadan asıl manasında insan bu ayaklarını bastığı ülkeye sahip çıkamaz. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Bunu bilmek lazım ama edebiyattan beslenmeyen tarih de zayıftır. Tarihten beslenmeyen edebiyat da zayıftır. Yani edebiyat kültürü zengin olan tarihçilerin hem anlatımları daha zengindir, hem daha geniş perspektiften baktıkları için meseleleri daha oylumlu anlatırlar. Aynı şey edebiyatçılar için de önemlidir. Yani tarih bilmeyen bir edebiyat adamı, bu romancı da olabilir, hikayeci, şair de olabilir, edebiyat tarihçisi de olabilir veya eleştirmen, deneme yazarı da olabilir. Tarih bilmeyen yazdıklarına derinlik kazandıramaz. Esasen bütün disiplinler birbiriyle alakalı. İhtisas sahibi olunduğunuz alanı başka disiplinlerin zenginlikleriyle besliyorsanız çok daha başarılı olursunuz. Benim aklıma hemen bu delikanlı çok meraklı galiba. Gel bakayım, senin adın ne? Şimdi aklıma hemen Ahmet Hamdi Tanpınar geldi. Okumuşsunuzdur tahmin ediyorum. Yani buraya dinlemeye geldiğinize göre bu meselelere meraklısınız, bu meselelere ilgi duyuyorsunuz demektir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın herhangi bir kitabını okuyun. Mesela Huzur romanını okumuşsunuzdur. Eminim özellikle edebiyat eğitimi görenler mutlaka okumuşturlar. Yani okumamış olmak büyük bir eksikliktir. Sadece edebiyatçılar için değil ki, edebiyatla alakadar olanlar için değil ki, herkes için. Yani bu memleketin kültürüyle, edebiyatıyla alakadar olan herkesin okuması gereken, dolayısıyla aramızda kültürel müşterekliği sağlayacak, yani oturduğumuz zaman rahatlıkla konuşabileceğimiz ortak okunmuş bir takım kitaplara ihtiyacımız vardır, değil mi? İşte bazı kitaplar var ki onları herkesin okumuş olması aynı zamanda ortak bir duyarlılık geliştiriyor olmak bakımından da son derece önemlidir. Evet, Huzur dedim. Okumuş olanlar çok iyi bilirler. Huzuru tam anlayabilmek için, yazmak bir yana, anlayabilmek için tabii edebiyatı bileceksiniz, o ayrı bir mesele. Musikiden anlayacaksınız, değil mi? Ahmet Hamdi Tanpınar hem Batı musikisine hem Türk musikisine meraklıydı. Huzur'da çok geniş musiki bahisleri vardır. Hatta Huzur'da musiki ile ilgili bahisleri bir araya getirseniz küçük bir kitap olur. Başka ne var? Resim var. Ahmet Hamdi Tanpınar resim sanatıyla çok yakından alakalardı. Resimden çok iyi anlardı. Hem Batı resminden hem Türk resminden. Esasen Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik hocalığı yapmıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'u çok iyi bilir. İstanbul'un tarihini, kültürünü, mimarisini çok iyi bilirdi. İstanbul kültürünü bilmek son derece önemli. Psikanaliz bilirdi. Düşünün, felsefeyle aşinalığı vardı. Yani o kadar çok disiplinle alakadardı ki yazarken bütün bu disiplinlerden edindiği birikimi çağırıyor, onları birlikte harmanlayarak ortaya hakikaten incelikli, derinlikli, zengin metinler çıkarıyordu. Yani o metinleri okuduğunuz zaman bir çeşit bir orkestrasyon, farklı disiplinlerin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın orkestra şefliğinde bir çeşit orkestrasyon gibi hissedersiniz onu. Öylesine güzel. Bütün büyük yazarlar öyledir. Yani öyle isimler var ki, ne bileyim, aklıma geliyor hemen. İşte Ahmet Haşim resimle Ahmet Hamdi Tanpınar kadar alakadardı. Asaf Halet Çelebi ressamdı.
musiki nasıl beste yapacak kadar musiki eserlerini hamparsum notasıyla kayda geçirecek kadar böyle dinleyip kayda geçirecek kadar musikiyi bilirdim. Yani bütün bunları anlatabilmek için, anlayabilmek için bunlara ihtiyaç var. Aynı şekilde yazabilmek, yani bir Asaf Halet Çelebi, bir Yahya Kemal, bir Tanpınar olabilmek için de bunlara, yani yan disiplinlerle alakadar olmaya ihtiyaç vardır. Mesela Mehmet Akif, değil mi? Mehmet Akif deyince birçoklarının aklına sadece şiir yazan birisi gelir. Öyle değil mi? İşte İstiklal Marşımızın, Çanakkale Şehitlerinin, yani Asım'ın, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Fatih Kürsüsü'nde şairi. Ama Mehmet Akif resim sanatıyla çok yakından alakalıydı. Musikiyi nısfiye üfleyecek kadar biliyordum. Garp musikisine de aşinaydı. Yani demek ki şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında her disiplin kendisini aşar. Edebiyat kendisinden fazla bir şeydir. Edebiyat kendisinden fazla bir şeydir. Sadece edebiyatla meşgul olursa birisi edebiyat teknisyeni olabilir. Ama asıl manasında edebi zevk sahibi, gusto sahibi edip olamaz asıl manasında. Bu çok önemli, bu çok önemli. Tabii böyle bir birikime sahip olabilmek için çok okumak lazım. Çok okumak lazım. Çok erken yaşta kitaplarla tanışmak, onlarla haşir neşir olmak lazım. Ben bu tür fuarları çok önemsiyorum. Özellikle fuarların Anadolu çapında yaygınlaşmasını son derece önemli buluyorum. Bir zamanlar biliyorsunuz sadece İstanbul'da açılırdı. TÜYAP kitap fuarı, her yıl kitap severler, kültür adamları, yazarlar, şairler vesaire TÜYAP kitap fuarı açılsın diye dört gözle beklerlerdi. Komşu şehirlerden insanlar gelirler. Uzak şehirlerden bile o fuara katılmak için gelenler olurdu. Tabii fuarlar çok önemli. Neden önemli? Çünkü çok sayıda yayın evi var. Her yayın evi her yıl yüzlerce kitap basıyor. Yani ne kadar dikkatli takip ederseniz dedim, bir yıl boyunca neler çıktı, bunun farkında varmak, bunun farkında olmak mümkün değil. Bir bakıma kitap fuarlarında neredeyse yayıncılar bütün yıl boyunca yayımladıkları kitapları, işte biz bunları yayımladık, buyurun diye dikkatinize sunuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani dolaşıyorsunuz, ilgi alanlarınıza giren yepyeni kitaplarla karşılaşıyorsunuz. Bu olağanüstü bir imkan. Benim kuşağımdan kitap meraklılarının yaşadıklarını bilseydiniz, kitaba ulaşmak konusunda ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını bilseydiniz, şu içinde bulunduğumuz ortamın ne kadar büyük bir şans olduğunu daha iyi kavrardınız gibime geliyor. Sadece kitap fuarları açılmıyor ki, bir de mesela İstanbul'da özellikle sahaf festivalleri, sahaf fuarları açılıyor. O sahaf fuarlarında eski kitaplara da ulaşmak, ikinci el kitaplara ulaşmak, çok önemli kitapları, çok ucuz fiyatları almak mümkün olabiliyor. Ben çocukluğumda çok kitap okumayı çok severdim. Bu coğrafyanın çocuğuyum aslında, ben de Sivaslıyım. Çocukluğum, ilk gençliğim Sivas'ta geçti. Ama Anadolu uzun yıllar çok çoraktı, çok ihmal edilmişti. Neredeyse gözden çıkarılmış bir coğrafyaydı Anadolu, biliyorsunuz. Yani kolay kolay kitap gelmez, kitap gelse bile alacak paranız yoktur. Babamın verdiği 3 kuruş, 5 kuruş harçlıkları biriktirir leblebi almak yerine o 3 kuruş, 5 kuruş harçlıkları biriktirir, kitap alırdım. Sadece ben değil, hep öyleydi. Zaten kitap da gelmezdi doğru dürüst. Bir de özellikle 80 öncesi, 60'ların sonları, 70'ler biliyorsunuz, ideolojik kavgaların, soğuk savaş yılları, ideolojik kavgaların çok yoğun olduğu zamanlardı. Dolayısıyla ideolojik gruplar çengel attıkları gençlere
kendi ideolojilerinin kitaplarını empoze ederlerdi. Al bunu oku filan diye. O kitaplar da genellikle çok kötü kitaplar, çok kötü yazılmış propaganda amaçlı kitaplar olurdu. O kitaplarla haşır neşir olup da asıl manasında gerçek kitaba ulaşmak çok zordu. Şans işiydi. Tamamen şans işiydi. Ben o şanslardan biriyim. Erkenden komşumuz bir ilkokul öğretmeninin okumam için verdiği kitaplar sayesinde, bir ideoloji kitaplarla değil de öncelikle kültürel kitaplarla tanıştım. Masal kitaplarıyla tanıştım. Ömer Seyfettin'le tanıştım. Abdullah Ziya Kozanoğlu'yla tanıştım. Bir ara tarihi roman furyası vardı. Çok ciddi tarihi romanlar okurduk. Şimdi tabii o romanları tekrar çocukluğumda aldığım lezzeti alabilmek için bazen şuna bir bakayım, bir daha okuyayım diyorum. Hiç o lezzeti vermiyor. Çocukken bekledikleriniz, birikiminizin o kitaptan alabileceği sınırlı tabii. Ufacık, şu kadarcık bal bile size çok lezzetli gelebiliyor. Ama sonra okuduğunuz zaman büyük bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bazen de size bir kitap verirler, okumaya çalışırsınız, okuyamazsınız. Çünkü kapasiteniz yetmez onu okumaya. Yıllar sonra, yıllar sonra okursunuz, bakarsınız fevkalade bir eser. Benim başıma 1970'lerin başında Tercüman Gazetesi Binbir Temel Eser serisinde az önce sözünü ettiğim Huzur çıkmıştı. Hala kütüphanemde onun üstünde durur. Onu okudum, hiçbir şey anlamadım. Dedim ya, musikiden bahsediyor, İstanbul, psikanaliz, efendim, eski musiki, batı musikisi vesaire vesaire. Asıl roman, nasıl kahraman İstanbul. Hiç haz almadım çünkü daha hiç İstanbul'u görmemiştim o zaman. Sonunda da böyle çok bilmiş edalarla, kitap okuyan birisiyim ya, kendimi bir şey zannediyorum o zaman. Çok bilmiş edalarla Huzur hakkındaki olumsuz kanaatlerimi yazmışım. Duruyor hala. O kitap kütüphanemde duruyor. O yazdığım notları okudukça kendi kendime gülüyorum. Tabii daha sonra defalarca okudum. Yazılar yazdım. Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında çalışmalar yaptım. Yani birikiminiz arttıkça, zevkiniz, beğenme kapasiteniz zenginleştikçe kitaplar size, iyi kitaplar daha çok şey vermeye başlıyor. Kötü kitaplar da hemen elinizden atma duygusu uyandırıyor. Bu bakımdan erken okuyor olmak, erkenden kitaplarla tanışıp bir birikim edinmek, dağınık bir şekilde okursanız bile zaman içerisinde okuyarak kendi yolunuzu bulmanız, yani kendi okuma maceranızı yaşamanız çok önemli. Ben çok dağınık okuyordum. Her şeyi, elime geçen her şeyi okuyordum. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Ne elimizde akıllı telefon vardı, ne tablet vardı, ne bilgisayarımız vardı, ne televizyon. Evlerin yegane lüksü radyoydu, biliyorsunuz. Benim neslimden olanları bilir. Evlerin yegane lüksü radyoydu. O bile babamızın izniyle açılır, kapanırdı. Bir de 15 günde bir sinemaya gelir, sinemaya yeni bir film gelirse, İşte harçlığınız varsa evden izin alabilirseniz sinemaya giderdiniz. Bütün eğlencemiz buydu. Dolayısıyla kitap okumaktan başka da zamanımızı değerlendirecek araç yoktu. Yoktu. Bakımdan belki kitap okumak, kitap okuma alışkanlığını kazanmak bakımından bizim neslimiz biraz daha şanslı. Ama sizin elinizdeki aletlerin de öyle basit aletler olmadığını, sadece oyun oynamak için kullanılan aletler olmadığını, elinizdeki aletlerle ne bileyim kongre kütüphanesine bile girebildiğinizi falan bilirseniz, bilgiye ulaşmak için ne büyük imkanlara sahip olduğunu anlarsınız. Bu son derece önemli. Ama her halükarda arkadaşlar, her halükarda elinizdeki aletlerdeki şey sanal. Sanal yani. Adı üstünde sanal. Kitap, kitabın devri bitiyor diyorlar ama bana sorarsanız kitabın daha uzun süre hükmünü sürdüreceği kanaatini taşıyorum ben. Çünkü kitap dokunabildiğiniz bir şey.
dokusunu hissedebildiğiniz bir şey. Kokusunu alabildiğiniz bir şey. Cebinizde taşıyabildiğiniz bir şey. İstediğiniz zaman açıp sayfalarını çizebildiğiniz, kenarına derkenar yani kenar notları alabildiğiniz bir şey. Çok fedakar, hiçbir karşılık beklemeyen bir arkadaş. Yani düşünün bir yazarın emeğini bir kitabı yazmak için. Ama yani ciddi yazarların kitaplarından söz ediyorum ben şimdi. Çok hiç emek sarf edilmeyen hemen kısa bir sürede çırpıştırılmış kitaplar da var biliyorsunuz zaten. Öyle yazarlar da biliyorsunuz. Yani ciddi kitabı diyorum. Yani ciddi bir kitabı yazmak için çok ciddi emek sarf etmek gerekiyor. Yıllarını veriyor bir insan iyi bir kitap yazabilmek için. Yıllarını veriyor. Bütün birikimini ve bütün enerjisini harcıyor o kitap için. Yani düşünün bir yazar neredeyse bir ömür boyunca edindiği birikimi bir kitap yazmak için harcıyor. Ve sizin emrinize sunuyor onu. Alıyorsunuz o adamın bir ömür boyunca biriktirdiğini böyle okuyarak sahip oluyorsunuz. Bu olağanüstü bir şey. Bunu düşündüğünüz zaman, üzerinde düşündüğünüz zaman aslında bunun ne kadar olağanüstü bir hadise olduğunun farkına varıyorsunuz. Kitap önemli. Bugün kitap fuarları da çok önemli. Yani kitapla ilişki kurmanın da biçimleri var biliyorsunuz. En sağlıklı ilişki biçimi kitapla kitap sever olmak. Gavurlar buna biliyorsunuz bibliofil diyorlar bu tür kitap severlere. Yani kitabı seven, ondan istifade eden ve başkalarının da istifade etmesini sağlayan, gerektiğinde o kitapla işi bittiyse, yani kütüphanesinde o kitabı artık faydalandıktan sonra hapsediyorsa, hapsetmeyen o kitaptan faydalanabilecek insana verebilendir. Biliyorsunuz. Bu tip kitap severlere kitap sever diyoruz. Bibliofil diyoruz. Kitap sevdalısı diyoruz. Kitap aşıkı diyoruz. Bir de bibliomanlar vardır. Var mı içinizde bibliyoman? Duydunuz mu? Bibliyoman. Bibliyoman. Yani kitap hastası. Bunlar kitap toplamayı severler. Alırlar, okumazlar. Belki kitapların isimlerini bilirler çünkü kitaplarla sadece bir obje olarak tanışıktırlar onlar. Yani eski kitabı, yeni kitabı onların değerini de bilirler. Mahiyetini de bilirler ama açıp okumazlar. Asla başkasıyla paylaşmazlar. Zaman içerisinde hatta öyle kitap hastaları vardır ki arkadaşlar, bir kitabın bütün baskılarını toplarlar onlar. Birinci baskı, ikinci baskı, üçüncü baskı. Hatta daha eski zamanlarda yazmalar vardı biliyorsunuz. Yazma kitap meraklıları da vardı. Mesela aynı kitabın işte filanca hattat elinden çıkma yazmasını temin eder. Aynı kitabın cildi çok güzel olduğu için kütüphanesinde bulunmasını ister. Yine aynı kitabın başka bir nüshası tesiplerini beğendiği için kütüphanesinde tutar. Yani böyle kitap hastaları vardı. Ama bunların iyi tarafı bu kitapları toplarlar ve korurlar. Gelecek nesillere aktarılmasını sağlarlar. Fakat onlar hayatta olduğu müddetçe bir çeşit gardiyan gibidirler. Yani kitap hapishanesi kurmuşlardır. O kitapların gardiyanlığını yaparlar. Evet, iki tane söyledik değil mi? Biblioklastlar vardır. Hani ikonoklastlar var biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Ne demek ikonoklast? Gençlere soruyorum. İkonoklast ne demek? Gençler. Put kıran demektir. Bu Bizans tarihinde ikonoklazm hareketi vardır. Kiliselerdeki ikonların tahrip edildiği 8. yüzyıl bir dönem vardır. Yani putperestliğe karşı bir eylem, ikonoklazm hareketi denir. Ama bir de o kırmak, klast
kırmak fiilinden geliyor. Biblioklastlar vardır mesela. Kitap yırtmayı severler. Kitapları yırtarlar. Kitap yakanlar vardır. Kitap yakanlar vardır. Yani kitap düşmanlarıdır onlar. Yani çeşit çeşittir kitapla ilişki. Yani en iyi ilişki biçimi kitap sever olmak. Kitaptan azami ölçüde istifade etmek ve başkalarını istifade ettirmek. Biblomanlık da ki eskiler ona, bizim eskiler mecanini kütüp derlerdi. Mecanin, mecnun kelimesinin çoğuludur biliyorsunuz, deliler demek. Kitap delileri, mecanini kütüp kitap delileri, yani kitapları toplayan, onları gözü gibi koruyan ama hiç kimseyle paylaşmayan. Gerçi paylaşanlar da vardır bu tip karakterler arasında. Babasından, dedesinden kalmıştır, kendisi toplamıştır. Önemli kitap vardır, önemli bir kaynaktır o mesela. Önemli bir kaynaktır. Bir araştırmacının ihtiyacı var o kitaba. Rica minnet o kitabı incelemek ister. Katiyen kitap vermez. Bazıları vermez. Yani o kitabı koklatmaz aslında. Bazıları da gel der, getir, kütüphanesine sokar, kitabı önüne açar, al burada oku der, kapıyı da üstünden kilitler. Kapıyı da üstünden kilitler. Böyle enteresan kitap severler vardır. Ama bu kitap severlerin cimrilikleri biraz da tecrübeden kaynaklanıyor, biliyor musunuz? Çünkü kitap alıp iade etmeyenler çoğunluktadır. Değil mi? Bak yüzlerden anlıyorum. Kitap alıp iade etmeyenlerin, ödünç alıp iade etmeyenlerin yüzlerinde hemen bir tebessüm belirdi. Yüzlerindeki suçluluk ifadesi gözüme çarpıyor burada. İade etmezler. Onun için mesela bir şairin, böyle kitap ödünç verip de geri alamayan bir şairin bir beyti var. Diyor ki, benden kitap ödünç alıp da iade etmeyenler yüzünden ziyanım hesapsızdır diyor. Onun için yemin ettim, tövbe ettim, bir daha hiç kimseye ödünç kitap vermeyeceğim diyor şair. Bir başka şair de yine böyle ödünç kitap verip de geri alamayan bir başka şair de yine bir beytinde, Osmanlıcılarını söylemiyorum, mealen söylüyorum. Eğer kitap ödünç verirsem hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam, rehin alırım karşılığında. Yani çok değerli bir şeyini rehin olarak verir, kitabı öyle alır, kitabı öyle ödünç verir. Öyle adamlar vardı. Ama mesela zengin kütüphanesini başkalarından kitap alarak iade etmemek suretiyle vücuda getirdiğini söyleyen enteresan adamlar da vardır. Yani kitap severlik çok enteresan bir hadisedir. O kadar enteresan hadiseler vardır ki çocuklar, gençler, arkadaşlar. Güle güle ölürsünüz. Yani bazı örnekler vereyim size. Mesela bizim İslam tarihinden enteresan örnekler vardır. Halife Harun Reşit, Ankara'yı zapt ettiğinde, Ankara'yı zapt etmiştir biliyorsunuz. Abbasi halifesi Harun'un Reşit. Bu binbir gece masallarının meşhur halifesi Harun'un Reşit. El-Me'mun ise ondan sonraki Abbasi halifesi, Doğu Roma İmparatoru 3. Michel'e karşı zafer kazandığı zaman savaş tazminatı olarak ne istemiş biliyor musunuz? Yazma kitap istemiş. Bizans'tan yazma kitap, nasıl yazma kitap gelir? Hristiyanlık üzerine, değil mi? Niye Hristiyanlık üzerine kitap istiyor? Kültür yani. Tanıyacak onu. Abbasi kütüphaneleri, efendim Emevi kütüphaneleri, Endülüs Emevi kütüphaneleri olağanüstü zenginlikteydi biliyorsunuz. Daha enteresanları var. Mesela Halife El-Aziz'in Kahire'de kurduğu kütüphanede 2 milyona yakın kitap varmış. Yalnız çocuklar, kitap deyince Orta Çağ'da kitabı bugün anladığımız manada hepsini böyle kalın ciltlenmiş kitaplar olarak düşünmemek lazım. Şöyle bir rulolar vardır. Böyle bir kocaman kağıda yazılmıştır. O rulo yapılmıştır. O bir kitaptır. Bir sayfa o bir kitap olarak sayılır. Yani öyle 2 milyon deyince bugün bile her kütüphanede 2 milyon kitap
yoktur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bir iddiayla yola çıktı biliyorsunuz. 5 milyon kitap. O kitabı toplamak için bile çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla bu milyon gibi rakamları böyle sayfalar, küçük risaleler, efendim minik rulolar vesaire gibi ünitelerden ibaret bir kütüphane olarak düşünmenize fayda var. Yani böyle düşünüldüğü zaman o milyon rakamları çok mübalağalı gibi gelmiyor. Evet, çok müthiş kitap meraklısı bir adammış. Halife Aziz, Fatimi Halifesi. Dünyanın her tarafında, dört bir tarafında nadide kitapları bulup kendisine getirmek üzere görevlendirdiği ajanları varmış. Ali Emiri Efendi adında büyük bir kitap severimiz vardır biliyorsunuz. Hem o hem bibliofildir hem bibliomandır. Mecanini kütüp cinsinden bir adam. Bir kitabı elde etmek için Üsküp'ten kalkıp Yemen'e gitmeyi göze alacak kadar kitapla haşir neşir olmuş, kitaba bağlı, kitabın ne olduğunu bilen bir adam. Biliyorsunuz bizim Türk dilinin en önemli kaynaklarından biri olan Divan-ı Lügatü't-Türk'ü bir sahafta bulup daha bakar bakmaz bizim kültürümüz açısından ne kadar önemli olduğunu fark edebilecek derecede kitap denen hadiseye vakıf bir adam. Ama büyük adam tabii, büyük adam. Düşünün, öyle büyük adam ki Yahya Kemal Ali Emiri Efendi'ye gazel diye bir gazel yazmış onun hakkında. Bir gazel yazmış. Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı kitabını bulursanız Yahya Kemal'in, açın okuyun göreceksiniz. Harika bir gazeldir. Divan-ı Lügatü't-Türk hakikaten çok önemli. İşte Divan-ı Lügatü't-Türk gibi çok değerli yazmalardan oluşan bir kütüphane oluşturuyor. Ve bu kütüphaneyi milletine bağışlıyor. Ki hiç evlenmemiş Türkler. Hayatı boyunca kazandığı bütün parayı kitaba yatırmış bir adam. Düşünebiliyor musunuz? Yani kitap aşkı ne demek? Düşünebiliyor musunuz? Hiç evlenmemiş, kitaplarla evlenmiş. Hayatı boyunca kazandığı bütün parayı kitaba yatırmış. Sahaflara yatırmış. Sonra da ömür boyunca kazandığı bütün servetin karşılığında elde ettiği o kitapları milletine bağışlamış. Devlet de ona Fatih'teki Feyzullah Efendi Medresesini tahsis etmiş. Orada o kitaplar şu anda Millet Kütüphanesi adıyla tarih araştırmacılarına, edebiyat araştırmacılarına, kültür tarihi araştırmacılarına, Türk kültürüyle uğraşan şarkiyatçılara, Türkologlara hizmet veren, yani hafızamızın önemli bir parçası. Kütüphane demek ne demek? Milli hafıza demektir. Atalarımızın bütün ürettikleri bilgi, sanat, felsefe, düşünce, her şey o kitaplarda kayıtlı. Onlar yok oldu mu? Aslında hafızanızın bir parçası yok olmuş oluyor. Hafıza demek tarih demek değil mi? İşte az önce dedim ya, tarih şuuru çok önemli. Eğer tarih şuurunuz varsa, tarih şuuru edinmişseniz, işte o ilk bakışta sıradan bir şey gibi görünen bir yazmanın ne kadar önemli olduğunun farkına varırsınız. Onu gözünüz gibi korumak gerektiğine inanır, onun farkına varır, kendinizi vakfedersiniz. Bu son derece önemli. Başka önemli, Mithat Cemal Kuntay vardır. Üç İstanbul romanından bilirsiniz. Mehmet Akif, Namık Kemal, Ali Suavi biyografilerinden bilirsiniz. Diyor ki Mithat Cemal Kuntay, ben maddi gücüm yetmediği için alamadığım bütün kitapları rüyalarımda görürdüm diyor. O da bir kitap kurdudur. Ha, yani bu kitap severler aynı zamanda kitap kurdu denir diyorsunuz. Kitap kurdu da hakikaten kitaplara dadanan bir kurt vardır.
o kitaplara dadanmış olmasından dolayı ona kitap kurdu deniyor. Ondan kinaye olarak kitap severlere, kitaplarla çok yakın ilişkisi olanlara kitap kurdu deniyor. Eskiler de kitapları kitap kurdundan engellemek, kurtarmak için, kitap kurtları tarafından yenilmesini önlemek için bir cinin adını yazarlarmış. Kebikeç. Hatta Kebikeç diye bir kitap dergisi vardır. Ya Kebikeç diye yazarlar. Onun kitapları kurtlardan koruduğuna inanırlardı. İşte cin veya melek artık neyse. Eskiler böyleydi çocuklar. Yani şimdiki gibi ilaçlar, milaçlar yok olmadığı için. Mesela bizim çocukluğumuzda dişimiz ağrıdığı zaman rahmetli annem çok da okumuş yazmış bir kadındı. Ama yani götürecek dişçi yok ki. Ağrıyor dişim, çok iyi hatırlıyorum. Ağlıyorum yani, ağrısını dindirecek. Küçük bir kağıda ya şem'un diye yazardı eski harflerle. Şim, mim, nun, şey, ayın, nun. Ya şem'un. Bir ya meleğin adı ya cinin adı. Onu duvara nunun noktasından çivilerdi. Biz de çekişle böyle ya şem'un diye vururduk. Hakikaten dişimizin ağrısı geçirdi. Psikolojik bir şey. İşte eskiler de çaresini bulamadıkları bu kitap kurtlarına karşı ya Kebikeç diye kitabın başına yazarlarmış. Tabii matbaanın olmadığı zamanlarda bize biraz geç geldi biliyorsunuz. Kitap çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. O bakımdan o ödünç alıp da geri getirmeyenlerin, iade etmeyenlerin bu hareketinden şikayetçi olanları çok iyi anlıyorum ben. Değil mi? Şimdi bir kitabınızı alıp geri vermeseler nihayet 5-10 kuruşa, 5-10 liraya gider. Baskısı yoksa sahaflarda mutlaka bulursunuz. Mutlaka bulursunuz. Ama bir nüsa, tek nüsaysa hele yazma, bir yazma hattatlar tarafından kaç nüsa çoğaltılabilir ki? Değil mi? Elinizde nadir bir nüsa, birisine faydalanması için verdiniz, gitti gelmedi. İntihar edin daha iyi. Eğer gerçekten o kitaba ihtiyacınız varsa. Uzattım mı? Ekip araç vermiş, ambulansör ne şey yapmışlar, anons edebilir. Tabii. Ben de su içeyim bu arada. Efendim affınıza sığınıyoruz. İki aracımız yanlış yere park ettiği için muhtemelen ambulans çıkamıyormuş. O araçta sahiplerini anons edeceğim. 68 Bolu Paris 017 42 Bolu Urfa 38 plakalı araç sahiplerinin acilen araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları önemli rica olunur. 68 Bolu Paris 017 42 Bolu Urfa 38 plakalı araç sahiplerinin acilen araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları önemli rica olunur. Özür dilerim, affınıza sığınıyorum. Acil olması araya girmezdik. Teşekkür ederim hocam. Ben de ara vermiş oldum. Sağ olun. Uyudum, sağ olun. Şimdi Sultan Abdülhamid'in sarayını biliyorsunuz, Yıldız Sarayı'nı. Bu 31 Mart vakasından sonra biliyorsunuz isyanı bastırmak için hareket ordusu İstanbul'a geldi. Bu hareket ordusunun bünyesinde Balkanlardan toparlanmış bir yığın komitacı, yağmacı vardı. Hareket ordusu İstanbul'u isyandan kurtardı ama çok ciddi manada yağmacılık yaptılar aynı zamanda. Bu yağmalar sırasında Yıldız Sarayı da yağmalanmıştır. Abdülhamid'in kütüphanesi, Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesi de muazzam bir kütüphane. Ya çoğu kitapların ciltleri altınlarla, mücevherler bezenmiş kitaplar. Nadide yazmalar vesaire. Sultan Abdülhamid'in kütüphanecisi ise kalkan delenli bir Arnavut. Ama kitap sever, kütüphaneci. İşte kütüphaneyi yağmalamak için sarayda hemşehrileri, komitacılar saldırınca kütüphanenin önüne ve onların diliyle hitap ederek kütüphanenin önünde boylu boyunca yatıyor. Kalkan delenli Sabir Efendi. Sultan II. Abdülhamid'in kütüphanecisi.
Onların dilinden onlara hitap edince, aa bu bizden falan, başka tarafa bakalım diye yağmacılar çekip gidiyorlar. Böylece Yıldız Sarayı'nın o nadide yazmaları, müthiş albümler, biliyorsunuz Sultan Abdülhamit aynı zamanda fotoğrafa meraklıydı. Bütün imparatorluğu fotoğraflarla belgelemişti arkadaşlar. Aynı zamanda çeşitli ülkelerin başkanlarına, cumhurbaşkanlarına, krallarına filan da o albümlerden hediye olarak gönderdiği için dünya kütüphanelerinde Sultan Abdülhamid'in gönderdiği albümler vardır, fotoğraf albümleri. Tabii Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nde muazzam albümler vardı. Bunlar olağanüstü zenginlikte imparatorluk coğrafyasını bütün yönleriyle belgeleyen kitaplardır. Bunlar kurtuldu mesela. Sadece bir adamın fedakarlığı sayesinde. Cumhuriyet kurulduktan sonra biliyorsunuz bu Yıldız Sarayı'ndaki Sultan Abdülhamit Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne gönderildi. Şimdi o kütüphane araştırmacıların hizmetine sunulmuş, araştırmacıları bekliyor. Yani böyle bir kütüphaneyi kurtarmak, bazen bir kitabı kurtarmak için fedakarlık yapan kitap severler de çoktu. Kitap severliğin mahiyetini anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet. Kitap severlik öyle bir şey ki, daha enteresan bir notum var burada arkadaşlar. Saint-Simon biliyorsunuz önemli bir Fransız filozofudur. Onun hatıra notlarından birinde Astre adında bir kontun okuma yazma bilmediği halde 52.500 kitap topladığını söylüyor Saint-Simon. Astre adında bir kont. Yani kont olunca okur yazar olacak diye bir şey değil mi? Okur yazar olmak da şart değişti. Yani kitabı seviyor, obje olarak seviyor. Yani okuma yazma öğrenmek için de gayret sarf etmiyor ama topluyor kitapları. Onları nadide birer mücevher gibi saklıyor. Böyle Don Vensan adında bir kitap delisi ise çok istediği bir kitabı mezatta satın almak için görevlendirdiği adam o kitabı satın alamayınca herhalde birisi daha yüksek fiyat verdi. Elindeki para yetişmedi. Çekip vurmuş. Sen niye o kitabı satın almadın benim için diye. Ama bazen kitaplar çok değişik amaçlar için de kullanılabiliyor biliyorsunuz. Mesela fal bakmak için. Duymuş muydunuz böyle şeyler? Sahi duymadınız mı? Kitapları eskiler fal bakmak için de kullanıyorlardı. Mesela Orta Çağ'da Yahudiler Tevrat'tan fal bakarlardı. Bizde de Kur'an-ı Kerim'den fal bakmak gibi bir şey var, bid'at vardır biliyorsunuz. Mehmet Akif'in Safahat'ında, eğer Safahat'ı okuduysanız, yanlış hatırlamıyorsam Süleymaniye Kürsü'nde böyle Kur'an-ı Kerim'i sadece fal bakmak için bakanlara, Kur'an-ı Kerim'e sadece fal bakmak için bakanlara çok şiddetle hücum eder. Ama hiç ummadığınız adamlar böyle fala, kitap falına ehemmiyet atfetmişlerdir. Mesela Hüseyin Cahit Yalçın'ı biliyorsunuz. Çok önemli bir gazetecidir. Tevfik'in en yakın arkadaşı, yıllarca Türk basınında en önemli isim olarak bilinen bir şahıstır. Malta hatıralarında, bu Malta esirleri vardır biliyorsunuz. Mütareke ilan edince İngilizler tarafından bazı Türk vatanseverleri Malta'ya esir edilip Malta'ya götürüldüler. Orada uzun süre hapishanede kaldılar. Bekir Ağa bölüğünde kalırken ama. Bekir Ağa bölüğünde İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde bir mekandır orası. Bu Malta'ya götürülmek üzere tutuklananlar orada hapsedilmişler bir süre. Orada kalırken Kur'an falına bakmış. Pek de inançlı bir adam değildir aslında Hüseyin Cahit Yalçın. Geleceklerinin ne olacağını öğrenmeye çalışmış. Bak, Hasan Ali Yücel de 1950'lerdeki yazılarından birinde Gölpınarlı'nın Kur'an çevirisinden fal baktığını söylüyor. Hasan Ali Yücel'i biliyorsunuz. Gençler biliyor musunuz? Tek parti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vekilliği yani Milli Eğitim Bakanlığı yapan önemli bir kültür adamıdır. Ama o bile Abdülbaki Gölpınarlı
Kur'an'ın Kur'an çevirisinden fal bakmış. Ama en çok fal bakılan kitap hangi kitaptır biliyor musunuz? Bu Yahya Kemal'in Rintlerin ölümü şiirinde bahsettiği bir şair vardır, İranlı şair. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle diyor ya, hafızın kabri olan Şiraz. Şirazlı Hafız, İran şiirinin en büyük isimlerinden biridir. Şirazlı Hafız'ın divanına fal için çok sık müracaat edilirmiş. Hatta o fala bakmadan önce, ey Hafız-ı Şirazi, Farsça bu, Berman Nazar Endazi, men talibi yekfalem, tu kâşifi herrazi. Ey Hafız-ı Şirazi diyor, sen nazar sahibi, ölçü sahibi bir insansın, ben de bir fala talibim. Her sırrı keşfeden sensin, benim sırrımı da söyle manasında bir Farsça beyittir bu. Bunu söyler, açarlarmış bir sayfayı. O sayfanın, açtıkları sayfanın ilk şiirinin ilk beyti fal olarak kabul edilirmiş. Ama bu sadece bize has bir şey değil arkadaşlar. Batılılar da bakıyorlar. Mesela bir meşhur ansiklopedist Diderot vardır, bilir misiniz? Hapishanedeymiş. Duyulmuyor ama. Sesim daha yükselmez de mikrofonu yaklaştırayım. Evet. Diderot hapishanedeymiş ve ne zaman çıkacağını bilmiyormuş arkadaşlar. Bir gün eskilerin kitap falına baktıklarını hatırlayınca yanında Eflatun'un, Platon'un küçücük bir kitabı varmış. Oradan bir fal bakayım demiş. Fal bakmak niyetiyle bir sayfayı açmış. Karşısına çıkan sayfanın ilk cümlesi şöyleymiş. Çabucak bitecek bir iştir. Gülüp geçmiş tabii, biraz da eğlence olsun diye. Çok kısa bir süre sonra hücrenin kapısı açılmış ve polis müdürü ertesi gün serbest kalacağını söylemiş. Bunu kendisi anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Yani kitabın böyle fonksiyonları da var. Ama siz kitabı fal bakmak için değil ama bazen eğlence olsun diye biz bile arkadaşlar arasında yapardık. Mesela Safahat'tan fal açardık. Yani kitapla ilişki kurmanın bir biçimi de budur. Safahat'tan açarız. Sağdaki sayfada ilk mısra neyse onu falımız gibi görürdük. Enteresan bir hadise daha var. Nabi ile alakalı. Nabi ölmüş. İşte Nabi'nin dostları bir mecliste oturup sohbet ediyorlarmış. Nabi'nin ölüm haberi gelince bunun cennete girip girmeyeceği konusunda aralarında bir tartışma çıkmış. Bunun üzerine bir tanesi Nabi'nin divanından fal açalım bari demiş. Bir sayfasını açmışlar. O sayfada ilk çıkan mısra beyit nedir? Kimdir bizi men eyleyecek dar-ı cinandan? Mevrusu pederdir, gireriz hane bizimdir. Manası şu arkadaşlar, bizi cennetten men edecek, bizim cennete girmemizi önleyecek kimmiş bakalım? Cennet bize pederden miras kalmıştır. O ev bizimdir, gireriz içine diyor. Öyle bir beyit. Açıyorlar, o beyit çıkıyor. Tabii bunlar ne gerçekten yaşanmış mıdır, sonradan kurgulanmış mıdır bilmiyoruz. Biz bunları yazanların yalancısıyız. Ama kitapla ilişki kurmak için hakikaten güzel şeylerdir bunlar, vesilelerdir. Dedim ya, biz çocukluğumuzda, gençliğimizde Safahat'ı çok okurduk. Hatta arkadaşlarımızla gece oturup sabaha kadar Akif'in Asım'ını okuduğumuz olmuştur. Safahat'ın 6. kitabıdır. Muhteşem bir eserdir o. Sabaha kadar Asım okuduğumuz olmuştur. Bazen de böyle eğlenmek için hadi bakalım bir fal açalım derdik. Safahat'tan bir sayfayı açardık. İlk beyti falımız olarak görürdük ama hiç çıkmadı tabii bu Diderot'un başına gelen ve Nabi hikayesinde olduğu gibi. O falımız hiç çıkmadı ama hoş yani. Aslında kahve falı da aslında eğlenmek amacıyla yapılan şeylerin sonucunda ortaya çıkan bir çeşit oyundur.
fala inanma, falsız da kalma derler ya, bir çeşit oyundur. Ama hoş bir oyun yani, o kitap falan, kitaplarla ilişki kurmak için. Belki çocuklarla bile oynanabilir yani. Aha şu şiir kitabından bakalım senin falından ne çıkacak. Bir şiir çıkar okursunuz çocuğa şiiri. O kendi falına çıktığı için hoşuna gidiyor, gidebilir değil mi? Sevebilir. Böyle ilişki biçimleri vardır. Bu hoştur. Efendim kitap fuarlarına gelince, ama şundan da bahsetmek lazım. Yani bütün despotların, yani bütün totaliter rejimlerin kitaba düşman olduğunu da unutmamak lazım. Yani düşünün, 1592 insanlık tarihindeki kırılma noktalarından biridir biliyorsunuz. Amerika'nın keşfidir 1492. Aynı zamanda İspanya'da İslam hakimiyetinin, Emevi devletinin artık son nefesini verdiği, bittiği tarihtir. İşte son Müslümanlar da kovulduktan sonra o zengin Endülüs kütüphanelerindeki yüz binlerce yazmanın Granada'da Babürremle meydanına yığılıp yakıldığını tarihler yazıyor. Yani İspanya tarihini yazanlar da yazıyor. Kitap tarihini yazanlar da yazıyor. Tarihin en büyük kitap kıyımlarından biridir. Bir de Moğol istilası biliyorsunuz. Hülagu Han'ın orduları Bağdat'ı fethettiklerinde o Bağdat'ın zengin kütüphaneleri aynı zamanda insan kanı gibi değil, mürekkep gibi akmıştır. Mesela şeyler, Naziler biliyorsunuz, Naziler o meşhur Reichstag yangını vardır. Bir meydana kendi ideolojilerine uygun olmadığını düşündükleri bütün kütüphanelerdeki kitapları toplayıp bir meydana yığmış ve tören havasında yakmışlardır. Yani bizim tarihimiz de aslında bu manada pek masum değildir. Yani kitapla insanların ilişkisini kesmek için sadece yakmak, yırtmak falan değil. Yasaklarsanız olur biter. Sovyetler Birliği'nde bir zamanlar dünyanın en önemli yazarlarının eserleri bile yasaktı. Kendi yazarlarının eserleri bile yasaktı. Bazen hiç yasak koymadan da kitap yasaklamak mümkündür. Bir kitabın okunmasını engellemek mümkündür. Hani konuşmamın başında Ahmet Hamdi Tanpınar'dan söz ettim ya arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar çok büyük bir yazar olmasına rağmen çok geç keşfedilmiş. Hayattayken kendisiyle dalga geçilen, hatta kırtipil diye lakaplar takılarak alay edilen bir adamdı. Fazla ciddiye alınmazdı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Kitapları çıkar ki o, düşünün, Huzur, Saatler Erlemensü, Beş Şehir falan ne muazzam kitaplardır bunlar. O zamanların alay edilen yazarı hakkında şimdi her yıl 3-5 tane kitap çıkıyor. Dünyanın bütün üniversitelerinde doktoralar falan yapılıyor. Demek ki bazı yazarlar geç fark ediliyor. Ama en yakın arkadaşları bile o kitap çıkardığı zaman, tek parti dönemi tabii, o kitaplarında anlattıkları bazı şeylere karşı oldukları için hiç bahsetmezlerdi. Ahmet Hamdi Tanpınar hatıralarında arkadaşlarının bu tavrından nasıl söz ediyor biliyor musunuz? Sükut suikasti. Yani sessiz kalarak, o kitaptan hiç bahsetmeyerek, o kitabı yok sayarak da o kitabı yok edebilirsiniz. Yazarın da unutulmaya mahkum edebilirsiniz. Böyle çok başarılı yazar oldukları halde yaşadıkları çağda sükut suikastine uğramış, çağdaşlarının kadrine ve zulmüne uğramış yazarlar vardır. Rejimler de bazı kitapların, yazarların öne çıkmasını, bazılarının unutulmasını ister biliyorsunuz. Kanon, her rejimin, her ideolojinin kanonu vardır. Kanonik kitaplar vardır. Yani okunmasını istediği kitaplar, eserler vardır. Onlar ön plana çıkır. Ders kitapları onlar alınır mesela. Onlardan söz edilir dergilerde falan. Söz etmiyorsanız, söz edilmiyorsa bir kitaptan o kanonun dışındadır. Okuyucular da genellikle o söz edilen kitaplarla karşılaştıkları için
onların ismini duydukları için o kitapları okumaya yönelirler. Basın da öyledir aslında. Medyada biliyorsunuz belli yazarların isimlerini hep ön plana çıkararak okunmasını sağlar. Aslında bütün bunlar aslında bir çeşit kitap düşmanlığıdır. Bu tarz angajmanlardan kurtulan toplumlar gerçek manada kültürel toplumlar olabilirler. Düşünün, bir yazarın eserlerini filanca yayınevi yayımladığı için okumayanlar vardır. Filanca yazarın kitaplarında filanca yayınevi yayımladığı için okumayanlar vardır. Mesela hemen ismini bileceksiniz. Cemil Meriç. Değil mi? Çok iyi biliyorsunuz. Cemil Meriç'in kitaplarını Ötüken yayınevi neşrettiği zaman solcular okumazlardı. Daha sonra İletişim yayınevi neşretti. Bu sefer muhafazakarlar okumaya başladılar. Ama gerçek kitap sever, kitabın kıymetini bilen birisi iyi kitabı hangi yayınevi yayınlamış olursa olsun görür, fark eder, alır, okur. O peşin hükümlerini, o angajmanlarını kıran adamdır. Gerçek kitap okuyucusu. Yani adından çok söz edildiği için, çok popüler olduğu için meşhur olan yazarın kitabını değil de, yani yazarı değil de kitabı seçen, gerçek okuyucudur. Aslında fuarlar falan da biliyorsunuz genellikle popüler yazarlara çalışır. Hatta yayın evleri çok satan kitapların yazarlarının kitaplarını, yazarları ve kitaplarını daha fazla reklam eder. Hatta büyük marketlerde, büyük kitap evlerinde dikkat edin, çok satanlar diye özel sütun vardır. Şimdi niye bu? Sıradan kitap okuyucunu avlamak içindir. Çok satıyormuş. Çok sattığına göre çok önemli kitapmış diyerek okuyucuyu şartlandıran satış metotlarıdır bunlar. O kitapları küçümsediğim için falan söylemiyorum. Yani burada gerçek kitap okuyuculuğundan, gerçek kültürden söz ettiğim için bunlardan bahsetmek zorunda kalıyorum. Gerçek okuyucu çok satıyor o halde iyidir demeyen, çok sattığı için çok satan her kitap kötü kitap değildir ama bunu da belirteyim. Az sattığı için iyi de değildir. Önemli olan okuyucunun iyi kitabı temyiz edecek eskilerin tabiriyle, yani ayırt edebilecek kabiliyete sahip olmasıdır. O artık yazarın popüler olup olmadığına bakmaz, filanca yayın evinden çıkıp çıkmadığına bakmaz. Kitabı gözünden tanır. Hani ben adamı gözünden tanırım falan derler ya böyle. Gerçek kitap okuyucusu da kitabı gözünden tanır. Ve şu yayın evinden çıkmış, bu yayın evinden çıkmış, yazarının ideolojisi suymuş. Hiç bunlara bakmaz yani. Kitap önemli mi? Benim tamamen karşı olduğum fikriyat üzerinden bile olsa, o fikriyatı iyi mi anlıyor zaten? Onu anlamak için okumazsan çok tek taraflı okumuş olursun. Yani en muhalif olduğun düşünceyi bile bilmek zorundasın, muhalefet edebilmek için. Evet, süremiz dolmuş. Velhasıl, kitap okumak bir sanattır. Kitap fuarlarının da bu sanata, bu sanatın sırlarına vakıf olunabilmesi için ziyaret edilmesi gereken ortamlardır. Bunu ifade ederek hepinize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum.